Analisten teyzen iyi sabahlar diliyoruz tekrardan. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var. Para politikası kurulu toplantısı. Buradaki sonuçları öğleden sonra alacağız. Ayrıca yarın Fed'in açıklamaları olacak. Bernanke'nin son dönemine yaklaştık. Ağustos ayında görev süresi doluyor. Az sonra Hasan Kurtulmuş'la da değerlendireceğiz. Teknik açıdan destek dirençlere bakacağız ama ondan önce bir bakalım başlıklarda neler var dünden kalan ve bugüne dair. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ı kabul etti. Başbakanlık resmi konutunda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yılmaz, ekonomimizin sahip olduğu derinlikle korkmayı engelleyecek güçte olduğunu sonucuna vardık, dedi. Yılmaz, Taksim'deki olaylara da değindi. Arınmaya çalıştığımız terör ve şiddet geri gelmemeli diyen Yılmaz, biz bütün bu olayların şehrin meselelerine sahip çıkmanın ötesinde bir yere gitmesine sıcak bakmıyoruz, ifadelerini kullandı. İşsizlik Mart döneminde %10,1 oldu. Böylece işsizlik bir önceki döneme göre 0,4 puan azalma gösterdi. Şubat döneminde ise işsizlik oranı %10,5 olmuştu. Mart döneminde tarım dışı işsizlik %12,3, genç nüfusta işsizlik %19,3 oldu. Merkezi yönetim bütçesi giderlerdeki yüksek oranlı artışa rağmen ikinci çeyrekte hızlanan ekonomik aktiviteye bağlı gelirlerdeki yükselişle Mayıs ayında 4,56 milyar lira fazla verdi. Sermaye Piyasası Kurulu Turkcell'de genel kurulun yapılamaması nedeniyle yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. AK Parti Sermaye Piyasası Kurulu'na halka açık şirketlerin yönetim kurullarında boşalan üyeliklere gerekli şartlar dahilinde atama yapılamaması halinde yeni üye seçilene veya SPK yeni üye atayana kadar reysen üye atama yetkisini detaylandıran kanun değişikliği teklifini meclise sundu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması planının uygulanması için ilk adım G8 zirvesinde atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, transatlantik ticareti ve yatırım anlaşmasının detaylarının önümüzdeki ay Washington'da görüşülmeye başlanacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Cameron ise anlaşmanın imzalanması halinde tarihin en büyük ikili ticaret anlaşması olacağına dikkat çekerek bu sayede her iki kıtada da milyonlarca kişiye istihdam olanağı sağlanacağını belirtti. Harcama kesintileri sebebiyle devlet televizyonunu kapatan Yunan hükümetine Yargıtay'dan itiraz geldi. Yunanistan'da devlet televizyonunun kapatılmasıyla başlayan politik kriz hala aşılabilmiş değil. Yunanistan'da devlet televizyonu eyaletinin kapatılmasıyla başlayan krizin çözümü için yargıda devreye girdi. Kuzey İrlanda'da düzenlenen G8 zirvesinde küresel ekonomide en kötü günlerin geride kaldığı açıklaması yapıldı. G8 zirvesi kapsamında Kuzey İrlanda'da bir araya gelen liderler küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Liderler küresel ekonomi için en kötü günlerin geride kaldığını söyledi. Dünyanın en güçlü 8 lideri zirvede Amerika Birleşik Devletleri, Euro bölgesi ve Japonya'da küresel krize karşı alınan tüm önlemlerin meyvelerini vermeye başladığı da belirtildi. Ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's Venezuela'nın kredi notunu B+'dan B'ye indirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin görevinden istediğinden daha uzun süredir kaldığını ifade eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresinin sonunda ayrılacağına ilişkin en net sinyali verdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de yeni konut fiyatları Mayıs'ta neredeyse tüm şehirlerde artış kaydederek emlak kontrollerinin işe yaramadığını da işaret etti. Ve Çin, tekrardan Çin'e bakalım. Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar Mayıs'ta son 4 ayın en düşük artışını kaydederek yavaşlama endişelerine bir yenisini daha ekledi. Verilerle devam edelim hemen. Biz bugün neler var? Bugün itibariyle az önce bahsetmiş olduğum gibi Merkez Bankası'nın toplantısı var. Saat 11.30'dan sonra İngiltere'de üretici fiyat endeksleri ve Avrupa Birliği ve Almanya'da ZEV ekonomi anketi açıklanacak Haziran ayına ait. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları ve ev başlangıçlarıyla birlikte ham petrol stoklarını bekliyoruz bugün. Rakam detaylarıyla devam edelim. Az sonra açılışlar gerçekleşecek. Sanırım BOP'ta bir açılış gerçekleşti. 78.946 seviyesinde endeks dün tamamlamıştı. Dolarda 1.8675 seviyesini görüyoruz. Düne göre %0,43 oranında artıda ve serbest piyasada Euro 2.4920 seviyesinden işlemlerine devam ederken parite 1.3330 seviyesinde sürdürmekte. Altın 1380, düne göre %0,3'lük bir kaybı var. Don Jones'a baktığımızda dün 15.179 seviyesinde hafif artıda kapattığını görüyoruz. Vadelilerde ise şu an DAX vadeli ekside işlemlerine devam ederken ABD vadeliler artıda. Tahvil faizine döndüğümüzde bugün Merkez Bankası toplantısı öncesinde %6,24'ler göze çarpmakta ve tabii ki bu arada altın fiyatlarının TL karşısındaki rakamını da aktaralım. 83 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
Evet, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı saat 14'ten sonra açıklamaları bekliyoruz. Faiz kararını veya sonrasındaki açıklamayı. Hoş geldiniz tekrardan Hasan Bey. Hoş bulduk. Şimdi Merkez Bankamızın bugünkü toplantısında beklentilere baktığımızda herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmediği de ifade ediliyor. Faizlerde bir değişiklik ama döviz karşılıklarında indirime gidebileceğine dair beklentiler de var. Hani bunu daha böyle teknik değil de daha normal sözlerle ifade edecek olursak, Merkez Bankası'nın bu beklentileri dahilinde hareket ederse acaba faizlerde nasıl bir grafik bizi bekliyor? Daha doğrusu 6.24'lerde destek direnç nereler olabilir? Aksi bir şey olduğunda veya beklenenin dışında bir gelişme yaşandığında. Şimdi faizlerde biliyorsunuz bu 7'nin üstüne çıkmıştık. Evet. Son günlerde 7.09'u en yüksek gördük. 7.09'dan da tekrar geriledi ama 6.09'a kadar tam bir puanlık bir düşüş oldu. Dün de 6.5'un üstündeydi. 6.51 gördük. Geriledi, evet. Yine düşük 6.18 gördü. Kapanışını da 6.24 seviyesinden yaptı. Bugün için kritik seviye 6.40. 6.40'ın üstünde açması zor bu sabah beklentiye göre. Ama Merkez Bankası'nın toplantı bugün de toplantıdan sonra çıkacak şeye göre, evet, 6 ve 5.80 destekleri var. İkisinde de fiyat boşluğu var. Onu değerlendirmek gerekirse 5.80'in altında bir kapanış ancak 5.42'deki iyice 5.42 seviyesinde ciddi bir fiyat boşluğu var. Oraya kadar gerileme bekleriz. Ama bugün çıkacak kararın yani bugün neyse açıklamadan sonra 5.80'in altına gidip gitmeyeceğine bakacağız. Aksi takdirde piyasa 6.60'ların üstüne giderse tekrar 7'yi zorlayacaktır. Evet. 6.60'ın üstünde taban yapması halinde tekrar yükseliş beklemek gerekir faizlerde. Evet. Ama bugün 5.80'in yani 6 çok kuvvetli gözüküyor şu an, yuvarlak rakam olduğu için söylüyoruz. Ama altının altında 5.80'in altında bir kapanışla biterse bugün, o zaman 5.42 gerilemenin hedefi olacaktır. İleride her şeyin normale dönmesi, evet, halinde. Beklentiler 5.42'nin altında, hani daha önce de söylüyorduk, 5.38, 5.33, evet, fiyat boşluğu var demiştik. Hı hı. 5.33'lerin altındaki kapanış ancak tekrar faizlerde 4.62 seviyesini getirir. VOP açıldı %0.23 hafif primle. Evet. Bir açılış gerçekleşti. Bugün kritik seviye 96.500'dü. Onun üstünde açılış yaptı 96.825'ten. En düşüktü 96.650 gördü. Evet. Şu an 96.925 seviyesinde. Evet. Bugün büyük bir ihtimalle 96.500 üstünde tutundukça bir 98.100 direncini tekrar test eder. Hı hı. Ama onun geçilmesi için hızlı bir çıkışın olması gerekli. O hızlı çıkışla 98.100 üzerinde de 100.000 direncine kadar yükseliş olur. Evet. Normalde en son 90.000'den dikkat ederseniz 96.000'e kadar bir çıkış olmuştu. Sonra bir düzeltme yaptı tekrar. 91.500'lere kadar tekrar bir çıkış oldu. Şimdi eğer burada normalde grafik olarak bakarsak 96.500 üzerinde tutunması halinde bu aşağıdaki 6.000 puanı, 6.500 puan tekrar yukarıya katlayarak, evet, o zaman 100.000 üzerinde 102.000 seviyesine kadar falan çıkış bekleriz. Ama 100.000 üstünde bir kapanış olması lazım. Aksi, hı, takdirde olmaz. Buradan bir trend çizersek geleceklerin, yani yakın dönem ne olur derseniz, bu, evet, düşüş trendini ancak şöyle çizebiliyoruz. O da 108.000'lere geliyor. Yani normal 105.000'den gerilemiştik ya 90.000'e kadar, hı hı, çok sert düşüş var. O sert düşüşün olduğu hizaya bakarsak aşağı yukarı 7 işlem günü falan yükseliş olması lazım üst üste ki, evet, o bu seviye gelsin. Normalde işte 105.000'lere tekrar ulaşsın. Çünkü bu normal Haziran ayının açılışı VOP'ta çok yüksek. Yani 105.000 seviyesinde bir açılış yapmıştı. 105.000 hemen üzerinden, 105.775'ten açılış yapıldı. Çok sert düşmüştü. Evet. Şimdi bu sert düşüş, yani boş düşüş anlamında söylüyorum, pozisyonda yakalananlar için o en azından tekrar onların, yani o şeyde yakalandıklarından kurtulmaları için 105.000'lere kadar bir çıkış olur. O 7 işlem günü aşağı yukarı gerektiriyor. Yani 7 işlem günü primli bir çıkış olursa, ancak yani orayı toparlayacak. 105 seviyesi. Ondan sonra peki tekrar düşüyor ama şu açıdan
Biz orada yakalanmıştık. Yani kaybettiğimizi geri bulduk. Aman karımızı realize edelim, zarardan kurtulalım gibi o tip şeyler olur. Vadeli olduğu için piyasalar, o yüzden söylüyorum. Tabii onu da göz ardı etmeyin tabii vadeli olduğundan dolayı. Evet. Peki Borsa İstanbul. Şimdi acaba hem yurt dışındaki gelişmeler, Moody's'in not arttırımı sonrasında bir beklentinin bitmesiyle, gerçeği dönüşmesiyle, beklentinin piyasaya yansımasıyla başlayan bir düşüş vardı yavaş yavaş zaten gelen. Sonrasında Gezi olaylarıyla birlikte endeksi %10'un üzerinde eksiler gördük. Dün bir buraya gelen bir misafirimiz de onu ifade etti. Yurt dışında zaten Mayıs ayının sonuna doğru, hani Mayıs'ta sat hikayesi vardır ya. Mayıs ayının sonuna doğru zaten dünya gelişmekte olan piyasalarında %15'lik bir kayıp olduğunu ifade etti. Evet. Ama Türkiye'de bunun %21 oldu dedi. Yani Gezi olaylarıyla beraber 7'lik bir kayıp var diye ifade etti. Peki bunların ışığında gelişmeleri bilmiyoruz orta vadede. Yani nasıl gelişecek, ne olacak, hep beraber izliyoruz şu an gelişmeleri. Evet. Ancak piyasa yukarıda hangi seviyede, hani artık tamam biraz rahatladık ya, yabancı buraya gelmeye başladı tekrardan, ki çok fazla çıkış olmadığı da belirtiliyor. 82 bin seviyesinin üzerine şu seviyeler var veya aşağıda belki buralarda tutunuyor ama bu seviyeyi kırmazsa aşağıda en düşük göreceği seviye 71.750 midir? Evet, 71.750'dir çünkü o bir önceki yükseklikler. Genelde dıştaki piyasalarda da öyle düşünürüz ama normalde 71.750 ciddi tepkinin geleceği yer. Bir de şu an, hani diyelim ki bir normalleşme sürecinde bu hadiseler olmasaydı ne kadar düşerdi? Bir kere 80 bin lira rakamları zaten bekliyorduk. Yani 92.500'den 80 bin lira kadar gerilemeyi. 82.500 bir önceki Şubat dipleriydi. Onun kırılması normaldir, o olabilir. Yani hiç olmazsa bir düzeltme yapsın, böyle alıp başını kendi başına çıkmaz diye. Çünkü bakın, endeks olarak şöyle söylemiştik biz. Normalde BIST'e bakarken 117, yani altın karşılığı 117 grama gelecek diye bekliyorduk biz. Normalde 114 gramdan satıldı. Evet. Yani 114, yani 93 bin gördük de yukarıda. 93 bin 114 grama denk geldi o zamanki altın fiyatına göre. 117 bin gelmeden bir düzeltme hareketi geldi. Şimdi normalde o, hani gerilemenin zaten bekleneceği. Bekliyorduk gerileme yapacağını ama burada normalde 82.500-80.500 bandının altına pek gitmemesi gerekiyordu. Oradan 72.500'e kadar geriledik ama orada kuvvetli tepki geldi. Şu anda 80.500'lerdeyiz. Bu işin normalleşmesini şöyle söyleyebiliriz. 82.500 üzerinde, 82.500 üzerinde ufak ufak taban oluşmaya başladığı takdirde, yani normalleşme sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Şimdi az önceki yayında petrole baktık ama biraz FED'e de bakalım. Şimdi FED'in ilk başta bundan bir sene öncesinde açıklamasında dediği şey şuydu. Tahvil alım programına sonsuzdur. Bir vade vermedi ilk etapta. Sonrasında doğal işsizlik oranını gelene kadar bu devam edecek. Faiz arttırmaya da 2015'in başından itibaren başlayabiliriz. Öncesinde yok dedi. Son zamanlarda biz bu ekranlarda da konuştuk. Fed üyelerinin arasındaki kimi sesler, kimi çatlak sesler, artık nasıl tabir edersek, tahvil alım programının kısıtlanmasına yönelik piyasayı alıştırmaya başlamıştı zaten 3-5 ay. Hani kamuoyunu biraz ısıtalım böyle bir hadiseye, şoka girmesin diye. Şimdi Bernanke'nin de Ağustos ayında görev süresi doluyor. Yani bugünkü toplantıyla beraber iki toplantısı daha kaldı konuyla ilgili. Herhalde son toplantıda veda konuşması olacaktır muhtemelen. Diyelim ki iki tane kaldı, yani yarın ve Temmuz ayına ait. Acaba burada Fed'in ya da Bernanke'nin açıklamaları doğrultusunda negatif ve pozitif senaryolar ne olabilir? Ve sonucunda gelişmekte olan ülkeleri de etkileyecek bir durum olabilir tabii. Eğer parasal genişlemede kısıntıya girerse, sonuçta dünyadaki para miktarının azalacağı bir döneme girmiş olacağız. Tabii ki gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, bizim gibi ülkelerde para girişi açısından biraz sekteye uğrayacak da görünüyor. Sadece biz değil, gelişmekte olan diğer ülkeler için. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Zeliha Hanım, bakın sizlerle uzun zamandır bu tip programlar yapıyoruz. Ekonomi ağırlıklı, işte faiz, ben hep paranın üzerinden konuşuyoruz. Şimdi 21. yüzyıldayız artık. Yani hala işin merkezine insanı getiremedik. Burada sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Dünya tarihinde hiç bu kadar çok para olmamıştı Zeliha Hanım.
Şimdi artık paranın nasıl bölüşüldüğüne bakılacak artık yani. Eğer siz Amerika'yı konuşuyorsanız, işte FED başkanı geldi gitti, parayı çoğalttı, çok daha verecek filan. Bunlar topluma ne kadar döndüğüne bakmak lazım. Evet. Ona bakamıyoruz. O zaman şimdi bütün dünya biliyor ki artık Amerikan orta sınıfı dünyanın aslında itici motor gücü olan bir sınıf. Ama bunun daraldığı söyleniyor. Çünkü işte gelirin çoğu çok az bir kimsenin elinde toplanıyor. Orta sınıf gittikçe genişliyor ama elindeki para, alım gücü, imkanları gittikçe azalıyor. Bu azaldığı zaman dünyanın motor gücü dediğimiz kesim harcayamaz duruma geldiği zaman burada sıkıntı var demektir. Yani o zaman bu bölüşüm, eğer bu 21. yüzyılda bu sıkıntılardan kurtulacaksa dünya, önce madem büyük balık, hani herkese abilik yapan biri var, önce kendi evine bakacak. Yani bu dünyada yaşadığımız hadiseler bir gün gelir Amerika'ya da sıçrar, o zaman ne olacak? Yani çok büyük sıkıntı var orada. O yüzden yani Amerika'da işte FED başkanı geldi gitti filandan ziyade acaba Amerika'daki bu orta sınıf hani para dışında nasıl hareketlendirir? Yani çok kazanandan bir dönem gelmiş, çok kazanandan çok vergi alınmış, evet. Çok kazanandan çok alınınca o kuvvetli bir orta sınıf yaratılmış. Şimdi bu zayıf orta sınıf Amerikası dünyanın problemlerini çözmez. Yani dünyanın problemlerinin çözümü için başlangıç yer orta sınıf Amerikalının hayatını kolaylaştırmak, yani işte onların karşılığını vermek. Şimdi, saatte 7 dolar ücretle çalışacak bir adamla dünyayı kurtarmak çok zor olur. Şimdi şu da çok manidar değil mi? G8 zirvesinde liderler arasında bir anlaşma ya da uyuşma veya karar verme aşaması, Transatlantik Yatırım Ortaklığı deniyor aslında buna. Yani biz STA diyoruz, serbest ticaret anlaşması diyoruz ama bunun boyutu biraz geniş gibi duruyor. Detayı bilmiyorum. Evet. Ama bu önümüzdeki ay görüşülmeye başlanacak ve orada bir nokta var ki çok kişiye olanak sağlayacak dedi Cameron. İş olanağı, istihdam olanağı. Yani sizin dediğinizden nokta buraya gidiyor. Yani sizin dediğinizde teyitleyen bir noktada gidiyor. Ama şimdi şöyle bir şey yapmak lazım, ona da bakmak lazım. Şimdi Avrupa'da çalıştıracağınız nüfusun yaş ortalaması ne kadar? Evet, çok yaşlı yani, nüfus oldu da yani söyleniyor. Yani 40 ve 45 yaşa gelmiş ama yaş ortalamasını siz tekrar diyeceksiniz ki işte makinenin başında otur, şunu yap, bunu yap. Bir de ilerleyen teknolojilerde 45 yaş ortalaması üstünde insanlar buna nasıl uyum sağlayacaklar? Bunlar büyük sıkıntı. Aşağıdan gelen genç nüfus fazla tüketim falan da istemiyor ama onların becerilerine göre bir işler düşünmek lazım. Bakın Avrupa'ya dikkat ederseniz bir Almanya çalışıyor, bir biz çalışıyoruz. Yani arada kimse kalmadı. Hala başka işlerle uğraşıyorlar. Yunanistan'ın durumu belli, İtalya'nın durumu belli, İspanya'nın durumu belli. Bu gelecekten çok yenmiş ve buna müsaade edilmiş. Şimdi diyorsunuz ki bunu ödeyin, ona ödeyecek iş imkanları yok, yatırımlar yok. Burada büyük sıkıntılar var. O yüzden ben size söyleyeyim, yani Amerika ile yani Avrupa'nın düştüğü bu durumdan Avrupa'yı kurtarmak için işte şu anlaşmaları yapalım demekle bunlar pansuman işlerdir. Yani ciddi bir hastalık var. Siz onun üstünde sadece bir merhem sürmekle geçireceğinizi zannediyorsunuz. Çok palyatif şeylerdir onlar. Evet. Bunun çok daha derinine inip bu bölüşümün adaletli olması için neler yapılması gerektiğini konuşmaları gerekir. Aksi takdirde bu kadar büyük paranın bu kadar az elde toplandıktan sonra doymaz bir iştahla bu kadar az elde toplandıktan sonra bu kadar yığınların böyle göz ardı edilmesi. Bakmayın bizde olan hadisenin peki temelinde bu gözükmüyor ama yani dışarıda bu fitil uzundur, bu fitil gider. Sonra Avrupa'dan da Amerika'ya sıçrar. Artık akça ve adaletçe bir bölüşüm düşünülmedikçe sadece üretim kaynaklı işte yok faizli kağıttı aldıktı verdikti işte orada çıktı bu işler düzelmeyecek. Tamam şeyler. Siz çok geniş açıdan konuşuyorsunuz ama yani şu an. Problemin, ama hani bir taraftan problem yani nereniz ağrıyor diyorsanız işte ağrıyan yer burası buna evet, bu göz ardı edilemez artık onu demek istiyorum. O doğru yani hani bazı şeyleri tespit etmekte fayda var yani öyle düz bir şekilde oturup çocuk aklıyla aslında biraz yani çok basit düşünür çocuklar bilirsiniz. Yani bebek aklıyla çocuk aklıyla ama bu tarafında da hani şu an piyasaları birinci derecede etkileyen ve gözlerin Bernanke'nin olması nedeni olan varlık alım programının azaltılması, yumuşatılması vesaire vesaire. Evet. Bunun yancı etkilerinde Türkiye'ye yönelik ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik etkisinden bahsediyorum. Yani 85 milyar dolardan 65 milyar dolara düşmesi halinde veya
daha değişik bir noktaya gelmesi halinde sonuç itibariyle eğer böyle bir noktaya giderse biliyorsunuz bütün merkez bankaları da Fed'i takip ediyor. Brezilya Merkez Bankası hariç. O kendi arttırımını yaptı zaten Brezilya. Evet. Ki Brezilya'da da bugün ve dünden başlayan gösteriler de var orada. Evet. Bu arada onu da yani her yerde görüyoruz bunları, bu gösterileri yavaş yavaş. O noktada işte Türkiye etkisi, faize etkisi, işte merkez arttırmaya başlarsa faizleri bir şekilde Türkiye'nin enflasyonuna veya diğer ülkelerin enflasyonuna, faizine etkisi gibi bir sürü soru da çıkıyor. Acaba evet. bu krizin bir kademesi midir diye de düşünüyor insan bir taraftan. Şimdi kademesi şöyle, düşünsenize faizleri neredeyse Japonya senelerdir sıfırda tutuyor. Yani çok düşük oluyor ama Japonya'da bir hareket oluyor mu? Yok. Neden olmuyor? Çünkü orada insanların yani 89'da başlayıp günümüze kadar devam eden, ciddi söylüyorum o kriz mrizi var, bayağı o soygun. O soygundan sonra insanların ümitlerini aldınız siz. Yani insanların beklentileri bitti. Çünkü yatırım yapmışlar, hisse senedi almışlar, onların getirileri var, kazanıyoruz diyoruz. Ama kocaman bir el gelip de gizlice yani 30 binden endeksin 7 bine getirince... İnsanların çalışmak için ümitleri, üretseniz de ne anlamı gelecek? Faiziniz sıfır olsa da bir şey yapmıyor. Şimdi burada söylüyoruz. Yani artık 21. yüzyıl kağıt oyunlarıyla para kazanılacak ve uçurumu gittikçe açacak. Çünkü olan daha çok kazanıyor, olmayan kazanamıyor. Yani saat ücretine, yani güne çalışan insanlarla servetine çalışan insanların arasındaki uçurum çok açıldı. Yani aslında Zeliha Hanım, kimse şunu söylemeye çekiniyor. Game is over. Yani oyun bitti Zeliha Hanım. Yani bu kadar çok parayı bu kadar az elde toplarsanız, bu insanlara da gelecekleri için ufacık bir ümit bırakmamışsanız bunların hepsi yaşanır. Yunanistan'ın durumuna bakın. Adamlar televizyonunu kapatacak hale gelmişler. Yani artık burada bu işaret de alınmıyorsa hangi işaret alınacak? Evet, yani mesela bizdeki olayların altında değil, bu olaylar bütün dünyayı da sıçabilir. Çünkü başka hakça bir düzen isteniyor artık. Yani bırakın artık şeye de gelmiş, yani insanlar insan muamelesi görmek istiyor. Yani bu kadar artık yani tarihin derinliklerinde kalmış şeyleri. Yani insanlar köledir, işte şu kadar saat çalışmak zorunda da çalışırsanız veririz, vermezseniz olmaz filan. İşte faiz şu olacak, bu olacak. Artık bunlar... Bence biraz demode kavramlar. Yani belki evet, bu yaşadığımız hadiselerin altında yatan gizli gizli belki de budur yani. İşte sonrasında... Yani ben size söylüyorum Zeliha Hanım, 21. yüzyılda şöyle bir fotoğraf olmaz diye söylüyorum. Somali'de açlıktan ölen 3 yaşında bir, ölmek üzere olan 3 yaşında bir çocuğun başında bir akbaba bekliyor. Bir fotoğraf. 21. yüzyıl fotoğrafı bu. Öbür tarafa da bir fotoğraf koyuyoruz. Bir Arapça işte zengini işte 180 evet, metre evet. bir tekne yapıyor 1 milyar evet, dolara da onu da gezecek. Hani bunun neyle, inançla mı ilgisi var, bölüşümle mi ilgisi var, insanlıkla evet. mı ilgisi var? Yani onu ben de gördüm. Ama bak işte bu gerçek bir fotoğraf. Bir uç bir uç. Bu kadar uç açılınca bu yaşadıklarımız az bile. Grafiklere bakalım o zaman biz. Evet, Zeliha Hanım. Mühendislik, teknik ve rakamsal bakın, detaylar. Şimdi siz, ben de onu isteyecektim. Don Jones'u isteyecektim, evet. Buyurun. Dow Jones'un 15.000 ve 15.875 orada bir destek bandı var orada. Onların önüsünde kaldıkça pek bir sıkıntısı yok Dow Jones'un. Normalde yukarıda 16.000 bekleniyordu. 16.000'e gidebilmesi için de evet. 15.400'lerin üstünde bir kapanış yapması lazım. 15.400'lerin üstündeki kapanışlarda da zaten aşağı yukarı buradaki 700 puanlık yani en az 500 puanlık yani 15.000-15.500 bandını yukarı katlayıp 16.000 hedefi olacaktır. 16.000'e gittiği zaman gerçek evet. düzeltme hareketi o zaman başlar. Ancak 15.400 üzerinde kapanış olmaz da bu, herhangi bir beklentiden dolayı sert bir şekilde bu saatten sonra tekrar 14.875 altında bir kapanış olursa ciddi bu sefer 14.200'lere kadar o 500 evet. puanı geri saracak. Zaten görüyoruz. Burada Nisan dipleri var. Nisan evet. dipleri aşağı yukarı Mart'ın ortasında itibaren. Çok da bir ay olmamış 14. aslında. 3-4 ay önceki işte bir yani konu bir ay. Yani aslında. Hani, şimdi bu evet. ayı açılışı Dow Jones Endeksinin açılış olarak 15.118, 15.100 diyelim yuvarlak olarak. 15.100 seviyesinde bir kapanış bile tehdit edici olur. Yani bu ay bitmeden önce 15.400'lerin üstünde yani yeni yükseklik yaparak kapatması lazım. Evet. Aksi takdirde açılış fiyatının altında veya açılış fiyatına yakın kapanışlar yukarıda 15.400'ün çok ciddi direnç olduğunu gösterecek. Onu diyeceğim. Şimdi bu grafikten görünen şu ki piyasa bekleme moduna geçmiş. Evet, beklemedi. Geçmiş. Evet.
nereye gidecekse o yöne kayacak. Yani ya aşağıda işte 14, 15, yukarıda 15, 14. Çok 15, o kadar çok 400 puanlık 400 bir puan. Şey var. Evet. Yani bu yatay seyir diye aşağıya yukarı evet, bakacağız. Evet. Yani o ama da 15.000'in altındaysa yukarı konuşmak zor. 15.400'ün üstünde kapanış olursa FED'e yukarı. Bağlı. Siz diyorsunuz FED'e ama FED'e evet. Bağlı yani. Oradaki tabii canım, açıklamalara bağlı, bağlı tabii sonuçta. Orada. Hani dün Financial Times'ta bir mektup, FED'den mektup var diye bir haber vardı. Evet. Gelir gelmez piyasalar tepki vermiş, sonrasında dönmüş. Orası, evet. Orada da ciddi oynaklıklar var. Yani şimdi şu an tabii, piyasanın bakın, genelinde. Bu tip evet. Yani işte Financial Times yok bilmem ekonomist falan bu tip şeylere bakarken onların nerelerin uzantısı olduğuna da bakmak lazım. Yani o hiç şey değil, sıkıntılı yani. O ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, ne kadar yorumdur. Onu bilemem yani, ben sadece ama şey var, bakın, Financial Times'ı açıklanan dizi, bak, bir ya da gelen bir habere bakıyoruz. Zeliha evet. Hanım piyasalar bilgiyle hareket ediyor. Yani piyasaya da bilgi gelmesin. Yani bilgi gelmesin piyasaya böyle bir çizgi halinde. Tabii canım, tabii herhalde. Ama şimdi zaten buradaki bilginin asimetrik olduğu biliniyor. Yani büyük yatırım fonlarıyla sokaktaki bir insanın arasında aldığı bilgi, değerlendireceği bilgi arasında zaten büyük bir farklılık var. Evet. Şimdi biz normalde küçük yatırımcı için konuşuyoruz. Büyükler ne düşünüyor? Zaten büyükler burada niye ne grafik, görüyoruz yani, zaten. Niye grafiklerde bakıyoruz? Görüyoruz. O yüzden evet. Biliyoruz. İşte büyükler bu asimetrik. Ne şimdi evet. O zaman siz de takip edilen bir yayınsanız yani işte bir yayın kuruluşuysanız falan. Şimdi artık o insanlar o kadar şey oldular ki, o kadar büyük zararlar orada ki insanlar burada. Şimdi insan tabii yani sütten ağzı yananlar yoğurdu beş kere tabii üfleyip. Yani şüpheli bakıyordur ama sonuçta böyle evet. Bir yani haberin olmasıyla birlikte piyasaların evet. Etkilendiğini de görüyoruz. Şeyden bahsediyorum, yani, ABD piyasalarından evet, bahsediyorum. Yani. Peki dolara bakalım isterseniz bir de. Çünkü bugün Merkez Bankası'nın açıklamaları TL'nin ve işte hareketi, oynaklığı, hareket alanı konusunda ipuçları da verecek gibi duruyor. Evet. Siz pariteyi açtınız. Euro-dolar paritesinden söyleyelim tamam. De Euro-dolar paritesi 33'ün altında geliyor, kapanmıyor. Burada yani 1.32.99 gibi bir kapanış bile olsa bunun geriye saracağını en azından 1.32'lere kadar gelecek. Hatta 1.31.80'ler var. 1.31.80 en yüksek kapanıştı son dönemlerde. Yani bir önceki aya bakarsak Mayıs ayının başında yüksek kapanış yaptı. Evet. Şimdi 1.31.80'in altında 1.31.80'e kadar bunu gerilemesini bekleriz. Çünkü önünde 1.34 ve 1.34.34 direnç aralığı var. Bu direnç aralığının üstünde bir kapanış olmadıkça paritenin gerilemesini beklemek gerekiyor. O evet. Gerileme de 1.31.80'in altına giderse artık ondan sonra normal gene gerileme dönemi başlayacaktır. Aksi takdirde 1.31.80'e kadar bir düzeltme olur ve tek burada oluşacak grafiğe göre de işte 1.32 ile 1.34 arasında 2 centlik bir hareket olduğu zaman 1.34 tekrar geçirirse bu sefer tekrar 1.34'ten sonra 1.36'ları konuşur oluruz. Ama 1.31.80'in altındaki kapanışlarda da o zaman yine 2 cent aşağıya 1.30'ları konuşur hale geleceğiz. Yani şu gün için yani euronun yukarı çıkabilmesi için bu saatten sonra 1.34 ve 1.34.34 direnç aralığının üstüne atması lazım. Yani aksi takdirde bu tekrar 1.31.80'e kadar geri saracaktır. Onu söyleyebiliriz. TL dolara da bakalım. Hemen bakalım. Çünkü şu an biliyorsunuz 1.91'den bir müdahale gelmişti. Sözde evet. Arkasından 250 milyon dolarlık toplamda 5 ayrı ihale sonucunda 1.89'lara kadar gevşemiş ve evet. Görünen o ki 1.85'lere değmiş 2 gün önce. Ve sonrasında da yine 1.87'lerin üzerine attı kendisi. Evet. Şimdi merkezi normalde 1.84.50 evet. Kuvvetli destek. Zaten düzeltme desteğiydi bu aşağıdan çıkışın 1.91'e kadar. Şimdi kapanış bazında bakarsak 1.86 ve yukarıda 1.90 var. 4 centlik bir fiyat aralığı var kapanış bazında bakarsak. Bu saatten sonra eğer 1.90 tekrar geçilirse o 4 centi yukarı sarmasını beklememiz gerekir ama onun için çok beklenmedik şeylerin olması lazım. Yani çünkü bundan önceki yüksekliği 1.92.30'du biliyorsunuz çok önceden. Şimdi bu 1.90'lar seviyesine geldiği zaman bir kar realizasyonu, ilk baştaki kar realizasyonu, ondan sonraki 1.90 tekrar geçilir mi geçilmez mi diye bakacağız. Bu yani bu başlangıç hareket var ya, son 3 günlük harekete evet. Bakarsak yani bugün dahil 3 günlük harekete bakarsak şimdi bugün için kritik seviye 1.87, 1.84, 1.88.40, 1.88.50 evet. Üzerindeki kapanışlarda tekrar 1.90'ı
tekrar orası test olası edecek. Gözüküyor mu acaba? Ama şimdi tabii teknik açıdan bakıyorum evet. Ama belki tekrar şimdi bakın, gelir bilmiyoruz. Bu ilk FED'in açıklaması da önemli. 3 günlük satış var ya dikkat evet. Ederseniz siyah siyah gözüken bu genelde bu 3 siyah evet. Genelde bu mum grafiklerde 3 siyah karga deniyor. Yani. Çünkü birbirinin tabanının altında kapanış yaparak geldi. Evet. O yüzden şunu söyleyebiliriz. 1.90 üzerinde kapanış olmadıkça bu parite yani 1.88.50 mesela o gün için 1.90 yapar. Oradan yani bu önümüzdeki 2 gün 3 gün içinde 1.90'a gider. Oradan tekrar sert dönersin. Satış geldi satış o zaman diyeceğiz ki artık 1.90'ı unutun. O aşağı. Normalde 1.90-1.85 aralığını hatta 1.90-1.86 aralığını 4 cent aşağı saracak. İşte 82.50 80 zaten dikkat edersiniz. Zaten 82 o, tepe aynen. Var burada. O tepe 82.50 tepesi. Geçemediği tepe oydu zaten. Ama geçmiş. Orada şu evet. Pazarlıklar çıkacak. 1.82.50'den sonra da tekrar bu sefer 85 üzerine bir kapanış yapamazsa tekrar 80'lere doğru gerileme başlayacak. Bu şu anda bu ikisi dikkat ederseniz faizle hemen hemen aynı hareketleri gösteriyorlar. Önce parite çıktı, arkadan faiz takip etti. Faiz dalgalanmaya başladı, parite dalgalandı. Sonra parite geri geldi, faiz de geri geldi. Faizlerde tekrar gerileme olursa altınların altına indiği takdirde faizler altın evet. Hemen biraz üstünde kendine destek buldu. Oradan toparlamaya çalışıyor ama altların altına geldiği zaman bu paritede 1.85'in altında 1.82.50'ye kadar gelir. Yani faiz de biraz el ele gidiyor bunlar o yüzden. Son bir dakikamız, kısa evet. Bir süremiz kaldı ama şimdi altın diyeceğim ama TL altın. TL altın, onu evet. Da söyleyelim TL altın. 83.50 kritik seviye, yukarıda 85 ve 84.50 direnç aralıkları var. Onu geçtik sadece bu Haziran başında bir iki gün kaldı. O da doların... Yani 1.90'ların üstüne gitmesi de onu oraya çekti tabii. Dolar fiyatından çarptığımız için altını. Evet. Şimdi normalde... Süremiz bitmiş ama... 82.50 çok destek. Onun altına giderse tekrar 82.50 altında ucuzlama devam eder. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Kurtulmuş. Rakamları da bu arada aktaralım. Biz piyasa BOP'ta artı açılmıştı hafif. Şu anda da %0.87 oranında artı da görüyoruz. 79.631 seviyesi var. 1.86.75 dolardaki oran fiyat ve tahvilde %6.24 seviyesinde saat 10.45'te tekrar karşınızda olacağız.